Merhaba değerli dostlar, Haber 10 kanalına hoş geldiniz. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan başlıklarla sizlerleyiz. Anadolu Ajansı muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma, birkaç yıldır sürdürdükleri araştırma geliştirme çalışmaları sonunda Türkiye'nin ilk insansız muharip deniz aracı çözümünü hayata geçirdi. Prototip üretimi tamamlanan ve ULAK serisinin ilk platformu olan silahlı insansız deniz aracı, SİDA denize indirildi ve tecrübe seyirlerine başlandı. Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAK, milli füze sistemleri üreticisi Roketsan'ın ürünleri 4'lü lazer güdümlü füze cirit podu ve 2'li lazer güdümlü uzun menzilli tank savar füze sistemi, LIMTAS, lançeri ile donatıldı. 8 kilometrelik menziliyle sınıfının lideri konumundaki cirit, kara ve deniz platformlarının yanı sıra helikopter, sabit kanatlı uçak ve insansız hava araçlarına, İHA, entegre edilebiliyor. Hassas güdümlü tank savar füze sistemi LIMTAS ise, 8 kilometrelik menzili, lazer güdüm yeteneği ve zırh delici tandem harp başlığıyla sabit ve hareketli kara ve deniz hedeflerine karşı etkin bir silah sistemi olarak öne çıkıyor. Cirit ve LIMTAS silah sistemleri, kara araçları, sabit platformlar ve deniz platformlarında da kullanılan Roketsan'ın stabilize taret sistemi ve gemi üstü ekipmanlarıyla birlikte ULAK üzerinde yer alıyor. Deniz testlerinin tamamlanmasının ardından, bu yılın ilk çeyreği sonunda atış testlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olup ülkemizden ve tüm dünyadan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız.